Sevgili seyirciler, şimdi bu FED faiz kararını bekliyoruz. Az önce de belirttik, verdik haberde. Değerlendirmesini alalım hemen, bir uzman görüşü alalım. Doçent Doktor Hakan Yıldırım konuğumuz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Hakan Bey, evet, FED zaten, FED Başkanı Powell faiz artırımı olacağını zaten söylemişti. Dolayısıyla beklentiler de bu yönde. 25 bas puan beklentisi var. Ne dersiniz? Şimdi 25 bas puan beklentisi kendini doğrular nitelikte. Bugün tahmin ediyorum akşam saatlerinde 25 bas puanlık bir artış söz konusu olacak. Çünkü bunun en büyük sebebi bekleyelim görelim diyecek. Yani önce bu enflasyon oranları, efendime söyleyeyim Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi sürecindeki artan emtia fiyatlarının devam edip etmeyeceği, ilk önce bunlara bakılacak ve daha sonra tabii ki agresif bir hareket yapmak istemiyor FED. İlk önce 25 bas puanlık bir artış yapabilir. Tabii piyasada şöyle de bir dedikodu var. 50 bas puanda artış söz konusu olabilir diyor. Ama sizce ne kadar gerçekçi 50 bas? Şimdi yapılacak para politikası toplantısında gecelik gösterge faizi çeyrek puan artması muhtemel. Bu şu demek oluyor. Yani biz işte ABD'deki yüksek enflasyonu, işte Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında bir değerlendirelim. Ona göre faiz oranlarını dikkatlice bir yükseltmeye başlayalım. Bir önümüzü görelim. Ancak enflasyon beklenen süre içerisinde düşmezse bu durumu bir göz önünde bulundurur. Ardından agresif bir hamle yapabiliriz diyebilir Powell. Yani bu FED başkanı bu şekilde bir politikayla, bir stratejiyle hareket edebilir. Aslında mantıklı olan da bu. Yani bir önümüzü görelim. Bekle gör taktiğini uyguluyorlar. Bugünlük 25 bas puan artış söz konusu olabilir. Diğer taraftan bu hafta için yine ham petrol stokları, işte Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ekonomik planları, fon hedef oranları yine ABD için. Yine bir ayrı bir basın toplantısı var ayın bugün itibariyle 21.30 gibi. Yarın mesela inşaat izinleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi önemli 3 yıldızlı açıklamalar var. Bunlar önemli açıklamalar. Biz tabii ki faiz oranlarına odaklandık ama bunlar da önemli açıklamalar. Özellikle ham petrol stokları önemli açıklamalar içinde yerini alıyor. Evet, diğer piyasaları taraftan etkileyecek parametreler bunlar da. Tabii ki. Mesela perakende satışlarıyla ilgili bir açıklama var. Değil mi? Bugün gördük mü onu? Evet. Hani çekirdek perakende satışları Şubat %0,2. Şimdi bu ne demek oluyor? %0,2 dediğimizde. Şimdi önceki olan %4,9'du. Düzeltiyorum. %4,4'tü. %4,5 civarlarındaydı. Şimdi öncekine göre bir düşüş var. Şimdi bu ne demek oluyor? İşte perakende satışlar enflasyon hesaplamasında öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Yani öncü göstergeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bizim için önemli bir gösterge. Bu nedenle satışlarda artış talebin yüksek olduğu anlamına geliyor. Şimdi burada bir düşüş var. Tamam. Son yılların, son 40 yılın zirvesine çıkan bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle ne yapıyor? Hane halkı son ayda harcamasını tabii maliyetlerin de artmasıyla biraz çekince içerisine girmiş ABD'de ve Ocak ayına göre %0,2'lik bir sınır içinde artış söz konusu olmuş. Yani %0,2 düzeyine gelmiş. Yani bu şey demek oluyor, enflasyonu biraz frenleyebilir ama tabii ki enflasyon, ifade ettiğin gibi, gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkeler içerisinde son 40 yılın 50 yılın zirvesinde diyebiliriz. Hatta yani Sayın Powell da bekleyelim görelim, enflasyona bakalım, Rusya Ukrayna meselesini ele alalım bakalım, bu çerçeve içerisinde hareket edeceğini düşünüyorum. Evet, peki şimdi faiz arttırırsa tabii biz de dolara bakıyoruz. Biz de evet. Euro'ya bakıyoruz, dolara bakıyoruz, altına bakıyoruz. Nasıl etkilenir dolar TL?
Şimdi faiz arttıracak zaten. Arttırırsa değil de arttırdığında diyelim. Şöyle söyleyelim aslında. Biz 25 bas puan piyasa bunun psikolojisi bu yönde şu an. Yani Türkiye'deki ekonomistler ya da diğer ülkelerdeki ekonomistler ya da işte hane halkı bu 25 bas puana inanmış durumda. 25 bas puan artması durumda zaten bu artışa piyasalar şu an reaksiyon gösterecek. Nasıl reaksiyon gösterir? 50 bas puan ya da işte 100 bas puan artarsa ne olur onu ifade edeyim. Fed faizi artırırsa ne olur diye sorduğunuzda olası bir faiz artışı gelişmekte olan bizim ekonomimiz gibi piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarının derinden etkiler. Fed'in faiz arttırımı doların değerinin artmasına sebep olur. Her ne yönde arttırsın yani 25 bas puan olur 50 bas puan olur. Sonuçta bir artış bir değer artışı söz konusu ve doların değerinin artması dolar TL kurunda yani dolar kurunun da artmasına sebep olur. Sebep olacak. Ve tabii ki ve bu büyümenin yavaşlamasında beraberinde getirir diyebiliriz. Bu yüzden zaten piyasalar bu faiz oranı kararını dikkatli bir şekilde takip ediyor. Ha, dersiniz ki evet 25 bas puan konuşuyoruz burada. Siz yanıldınız, ben yanıldım. Piyasalardaki görüşler, diğer ekonomistlerin, Wall Street'teki ekonomistlerin görüşlerinin dışında bir gelişme oldu. Bunlar 50 bas puan ya da 100 bas puan artış olursa kararı verdiler. Ne olur? Tabii ki 25 bas puanın artmasıyla değerlenen doların dolardan ziyade daha yüksek seviyelere gelen bir dolar görürüz. Dolar endeksinde bir artış olur. Dolar TL kurunda bir yükseliş olur. Euro dolar paritesi düşer. Eğer Euro bölgesine bakarsak. Dolayısıyla dolar fiyatlamasında yukarı yönlü bir hareket içerisine girmiş olur. Değerlenir. Burada bunu böyle ifade edebiliriz. Hakan Bey, ama şimdi buyurun tamamlayın. Buyurun. Peki Hakan Bey, şimdi Fed'de baktığımızda uzun bir süredir faiz yükseltmiyordu. Sabit 2018'den bırakıyordu. Evet, sabit bırakıyor. Ancak bu olağanüstü bir durum var tabii. Savaş durumunda şimdi faiz artırımına gidiyor. Biz de faiz arttırmıyoruz uzun süredir. Hatta faiz indiriliyordu. Şimdi acaba bizde de tabii bizim Merkez Bankamızda da faiz kararı bekleniyor. Bizde yarın değişik bir aksiyon alınır mı acaba? Yani Fed de arttıracağı yok, için dolar TL etkilenmesin diye mesela, ne dersiniz? Şöyle aktarayım, gelişmekte olan ülkelerle baktığımızda geçmiş dönemde bunlar faiz arttırımına gitti, biz faiz düşürdük. Evet, evet, bu yaşandı. Bu yaşandı, biz tersine bir işlem yaptık. Niye ama işte, şu an hani savaş mesela, durumu olduğu için acaba şimdi savaş Amerika'yı mi? Şöyle aktarayım size, Amerika'yı savaş Avrupa ülkelerini ya da bir etkilediği gibi etkilemiyor. Ticaretini ele aldığımızda Rusya'yla karşı ticaretinde büyük bir dış ticaret hacmine baktığımızda ithalatı daha yüksek. Oraya ihracatı yoğun bir ülke değil. Hı hı. Nasıl etkilenir? Doğalgaz alıyor mu? Almıyor. Yani herhangi bir şeyi yok. Nemalandığı bir pozisyon yok Rusya'dan. Bundan kim etkilenir? Avrupa etkilenir. Mesela Avrupa'ya Swift olayında Amerika'yı daha böyle agresif gördük. Hatırlarsınız ki, değil mi? Evet. Ne dedi? Çünkü zaten Swift olayında Amerika, ABD bunu her zaman silah olarak kullanır. Siyasi güç olarak kullanır. Ve bunu gördük. Avrupa ne yaptı? Kınamakla yetindi. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız. Amerika daha agresif, daha keskin davranışlar dahilinde hareket etti. Şimdi İşte orada ne kadar bağımlıysa bir ülke aslında ona göre daha rahat, daha cesur davranıyor değil mi? Bağımlılıklar, tabii, çıkarlar devreye giriyor. Tabii ki. Yani çünkü Swift Rusya'nın, Rusya da mesela %1'ini oluşturuyor Swift. Evet. Yani Amerika'nın da elinde bu iş. Şimdi şöyle bir şey aktarayım. Avrupa gibi değil. Yani burada savaştan mütevellit faiz arttırma bunu yazıyorlar, çiziyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Amerika'nın faiz arttırma... Bizim için mi diyorsunuz? Doğru değil. Yok. Yok yok. Yani genel anlamda Amerika savaştan dolayı faiz arttırıyor deniliyor ya mesela, evet, yazıyorlar, evet, çıktılar. Çeşitli köşe yazılarına bakıyorum. Evet. Savaştan dolayı değil faiz arttırımı kararı. Savaş öncesi de vardı. Tabii zaten ki bu beklenti vardı ama, evet. Aynen, ama buradaki faiz arttırım sebebi şu. Son 40 yılın enflasyonu. Yani son 40 yıldır çok bu kadar yüksek bir fiyatlar genel seviyesi yoktu. Artan bir fiyatlar genel seviyesi yoktu Amerika'da. Yani pek de iyi gitmiyor bu. 2008, bakın son 40 sene diyoruz. 2008 senesine dönelim. Kaç sene diyor? 14 sene mi diyor? Yani 2008 dönemindeki
durumdan bile yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Son 40 yıl seviyesi. Tamam, şu an 14 sene öncesine bakalım. 2008 yılı. Demek ki Amerika'da da alım gücü vesaire düşüyor. Makroekonomik dengeler bozulmaya başladı. Yani bu, tabii bunun çeşitli değişkenleri var. İşte Covid-19 diyebiliriz. Petrollerdeki emtia fiyatlarındaki önemli artışlar diyebiliriz. Değil mi? Bunları sayabiliriz. Birçok sebep sayılabilir. Ama dediğim gibi enflasyonist bir ortam içerisine doğru girmeye başlaması faiz kararlarındaki Evet. tutumunda büyük değişimlere sebep olabilir. Bu da faiz Evet. arttırımıyla söz konusu olabilir. Dediğim Hatta gibi bu yıl bakın. içinde en az 3 faiz artırımı bekleniyor Fed'den, değil mi? Bu ilk Benim olacak. tahminim şöyle söyleyeyim. Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere 4 faiz arttırımı Siz olacağı 4 gününde. diyorsunuz. Ha? Tabii ben En az nereden 3 bir diyorlar uzmanlar. İşte 4, 6 diyen de var. Beklentiler. yabancı bir şeyden kaynaktan okudum ben ama 4 Mart, Aha. Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 4 farklı çerçevede yapılacak. Diğer taraftan bu ekonomi dediğimiz bilim, iktisat dediğimiz bilim aslında bir değişkenlik, bir çerçeve içinde bir değişkenliktir. Ve bu çerçeve içindeki değişkenliğin bazı aktörleri vardır. İşte bu aktörler de aslında tabii ki bazı işleyişler dahilinde oluyor. Makroekonomik göstergeler vesaire ama buradaki aktörler ülkeler. Ve Amerika gibi büyük bir ekonomiye sahip bir ekonominin enflasyon oranlarının yukarı yönlü bir davranış içine girmesi tabii ki de Fed'in faiz arttırma kararına almak zorunda olmasına sebep oluyor. Hakan Bey, Tabii peki biz ne yapacağız? Yani süremiz de azaldı, o yüzden biraz da bize dönelim. Çünkü dediniz ki hani Fed faiz arttırdıkça dolar değerlenecek. Yani bizde de dolar TL'yi etkileyecek. O zaman fiyatlar artıyor yani. Hani her ben şey yarın enflasyon artıyor, gıda fiyatları artıyor. Biz ne yapacağız sizce? Ne ya yapmalıyız? şimdi şöyle Şimdi aktarayım kur yarın korumalı mesela. mevduat hesabı da var mesela. Hani oradan da bir yük biniyor dolar arttıkça. Şimdi kur korumalı mevduat hesabı şunu yaptı, şu işe yaradı. Onu açık söyleyeyim. Dolarda bir belirsizlik vardı. Büyük bir makas vardı. Yani bir kalkıyorduk, dolar atıyorum 14 lira, bir kalkıyorduk 16 lira sabah Evet. kalkınca. Değil mi? Yani bunu yaşadık biz. Bu Evet. gerçek. Bunun önüne geçti biraz. Geçmedi diyemem. Ha, faiz arttırımı, devamlı faiz arttıralım. Amerika faiz arttır. Bakın bir tane söz var. Eski Hazine Bakanı demiş bunu. Amerikan doları bizim paramız ama sizin sorununuz demiş. Yani bu Türkiye için de demiş bunu. Şu anki Avrupa Birliği için de demiş. Almanya'sı için de demiş. Bakın para bizim paramız, sorun sizin sorununuz demiş. Evet. Yani bununla mücadele etmek için faiz arttırımı iyi bir şey değil. Yani bunu devamlı faizleri arttırıp biz gördük bunları. Yani bundan 20-30 sene önce ne yapıldı? Faizler yüzleri aştı, değil mi? Evet. İnsanlar yatırım yapmadı, iş sahası kurmadı, işsizlik arttı. Ya bu bir taraftan bir şeyleri kurtarırsınız, bir taraftan bazı şeylerden feragat etmek durumunda kalırsınız. Şimdi faizleri arttırırsanız bir sanayici bir finansman sağlamak istediğinde ne yapacaktır? Borç maliyeti artacaktır, değil mi? Yatırım yapmayacaktır, üretim yapmayacaktır. Şimdi ekonomistler çıkıyor diyor ki işte üretelim efendim. Türkiye sadece tüketiyor. Üretmeden olmaz. Üretmeden olmaz da adam finansman şeyi lazım buna. Aha. Maliyetinin düşülmesi lazım. Peki. Şimdi bir şeyleri düşünürken genel bir çerçevede bakmak gerekiyor. Tek bir Peki. ağaca değil, tüm ormana bakmamız gerekiyor. Peki. Yarınki için tahminimi söyleyeyim. Evet, bir cümle tahmininizi söyleyin. Sürenin sonuna Tabii bir geldik. hafta vadeli repo faiz oranı yarın için yine o %14 seviyesinde kalacak, sabit kalacak Sabit diye kalacak düşünüyorum. diyorsunuz. Çok teşekkürler Evet. Hakan Yıldırım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, sağ olun.